Arkadaşlar bu soruda diyor ki kibritler sadece yanıcı uçlarından tutuşmaktadır. O yüzden buradan yakılan bir kibrit önce F kibriti yanarak biter. Buradan sağa doğru geçiş yok çünkü kibritin yanıcı ucu burada değil, diğer tarafta. Sonra aşağıya doğru yanar. Bundan sağa doğru yanmaya başlar. Şimdi iki ucu aynı anda tutuştuğu için bu kibritle şurada görmüş olduğunuz kibrit aynı anda yanar. Buradaki kibrit yukarıya doğru yanmaya devam edip E'nin sonuna geldiğinde bu kibrit de A'nın ve şu kibritin sonuna gelecekti. Dolayısıyla bu kibrit, yani şurada görmüş olduğumuz kibrit de bu ikisi aynı anda yandı. Şimdi buradaki kibrit nereye denk gelecek? C ve D kibritlerimiz aynı anda yakmaya başlayacak. Dolayısıyla D ve C aynı anda yanıp bitecek. C yandığı anda kim yanmaya başlayacak? B yanmaya başlayacak. Bu zamana kadar bütün kibritlerimiz yanmıştı. En son yanan ya da alev alan kibritimiz B kibriti olacaktır arkadaşlar.